Otomobil meraklısı Ardalı kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Otomobil nabzının, ikinci el ve sıfır araçların, otopazarının her zamanki gibi nabzını takip etmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, bu hafta da arkadaşlar sıfır otomobil fiyatlarındaki son durum ne? İsterseniz hep beraber gelin onu bir mercek altına alalım ve son gelişmeler ne oldu onlara bir bakalım. Araba almak isteyen arkadaşlar için, ikinci eldeki belirsizliğin ne olduğunu merak eden arkadaşlar için biliyorsunuz ön belirleyici unsur sıfır otomobil fiyatları ve sıfır otomobillerdeki son durum. İsterseniz lafı çok uzatmadan buyurun arkadaşlar, hadi videomuza Sıfır geçelim. otomobillerdeki bu her ay ortalama standart bir artık artış görmeye başladık sevgili dostlar. Özellikle pandemi zamanında bir durgunluğu yaşadığını zaten hepimiz biliyoruz. Bu bir aşikar. Mayıs ayı sonu itibariyle pandeminin riskinin biraz daha azalması itibariyle normalleşme süreçleri, yani eskiye oranla biraz daha iyi olması akabinde Haziran ayı itibariyle arkadaşlar fabrikalarda yavaş yavaş üretimlerini Mayıs ortalarında peyderpey arttırma yöntemine gitmişlerdi. Ama sıfır otomobillerdeki talep biraz fazla oldu. Ellerinde stok zaten yeterince yoktu arkadaşlar ve yavaş yavaş stoğu yerine koymaya başlıyorlar. Zaten daha önceki videolarımızda da yine bunlarla ilgili çok bahsettik. İzleyen arkadaşlarımız bilecektir. Şu anki durumda arkadaşlar incelememize istinaden zaten argümanları da sizinle paylaşacağım. Son gelişmeleri de sizinle paylaşacağım. Şöyle örnek vereyim arkadaşlar. Zaten daha önce de bahsetmiştik yine. Şu an sıfır araba almak isteyen arkadaşlar şu an galerilerden sıfır araba alamıyor. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Ve Mart ayı sonunda açıkçası Fiat Egea 93 bin lira, 94 bin lira civarındaydı en uygun arabalarımız. Şu an Fiat Egea 105 bin lira oldu arkadaşlar. Yani en az zamı açıkçası Fiat grubu koyuyor. Fiyatlarda bir artış söz konusu. Yine aynı şekilde fiyatında biliyorsunuz Ağustos ayı itibariyle yine fabrika bakıma girecek. Yine duruş düzeyleri olacak. Daha önceki arabaları üretmek için zaten bir peyderpey çalışmaları vardı. Bunun bir devamı geliyor. Ama Ağustos sonu itibarıyla daha ön plana çıkacak gözüküyor. Yani Eylül ayı itibariyle. Yani şu an tüm oklar Eylül'ü gösteriyor. Neden Eylül'ü gösteriyor? Diğer fabrikaya gelelim. Şimdi Fiat, Toyota, Honda ve Ford bazında baktığımız zaman açıkçası özel devlet bankaları faiz indirimini özellikle bu markalarda topladı. Diğer gruplarda işte Citroen olsun arkadaşlar, Peugeot olsun, Kia olsun, işte Suzuki olsun. Bu tarz arabalar da Volkswagen grubu bunlar da var ama bu kadar belki cazip fiyatlar olmayabiliyor. Çünkü belirledikleri yurt içi üretim bandı diye bir biliyorsunuz bir kıstas oldu. Şimdi konunun özetine gelecek olursak arkadaşlar şu an Toyota bayide dediğim gibi çalışanlar, fabrikada keza çalışanlar bilgilerini alıyoruz arkadaşlar. Feci bir şekilde Toyota'da iç talep varmış. Yani geçen aydan bu yana arkadaşlar bayiler yaklaşık olarak fabrikadan aldığım verileri size söylüyorum. 15 bin, 10 bin ve 7 bin adetlik sipariş geçmişler. Ancak Toyota'da arkadaşlar Ağustos'un ilk haftası itibariyle bir 15-20 günlük duruşa geçecek. 15-20 günlük duruşun nezdinde arkadaşlar izinlerin iptal olacağı ve cumartesi pazar bazında üretim yapılacağı söylentisi var. Zaten tırları, kamyonları görüyorsunuz. Peyderpey gelmeye başladı ama özellikle iç piyasaya arkadaşlar Honda'da keza tüm çoğu zaten bu fabrikalar arkadaşlar Ford, Hyundai, Honda, Fiat biliyorsunuz Ağustos ayında bir duruş yaşıyorlar. Bundan sonra açıkçası Eylül ayı itibariyle biraz bir piyasada bir bolluk, yavaş yavaş hareketlenme başlayacak sıfır araç olarak. Çünkü burada Akkoyunlu var. Bursa'da olan arkadaşlar bilecektir. Çavdarlı var Toyota olarak. Daha önceden zaten dediğim gibi arabayı isterseniz ancak Ağustos ayı itibariyle geleceksiniz. Ağustos ayı itibariyle daha önce üretilen modellere bakacağız. Biz size ne rezerve yapabiliriz, ne satış yapabiliriz diyorlardı. Şu anki durumda bakacak olursak arkadaşlar Fiat Egea 1000-1500 lira zam geldi. Şu an hala en uygun sıfır otomobil Fiat bandı. Hala 100 bin TL. Onun akabinde de hemen Egea'nın 1.4 arabası geliyor sevgili dostlar. Onun haricinde Renault'un biliyorsunuz yeni çıkan motoruyla beraber 1000 motor 118 ya da 116 bin lira bandında arkadaşlar. Bunun da size Renault ile ilgili örneğini vereceğim. Bugün arkadaşlar bir bilgi geldi. Fotoğrafını da şöyle ya da buraya paylaşıyorum arkadaşlar. Bugün çekilen bir fotoğraf arkadaşlar. Yaklaşık 8-10 saat, yani 8 saat önce falan Renault Mayıs'ın önünde arkadaşlar kuyruk var. Fotoğraflarda da gösteriyorum. Güzelce bakın.
kuyruk var arkadaşlar. Sıfır araba almak için Renault Mayıs'ın önünde kuyruklar var. Yani şu an ikinci eldeki astronomik fiyat artışlarından insanlar illallah geldiği için açıkçası kredi faizlerinin düşmesiyle mütevellit yani insanlar tamamıyla sıfıra bir yönelme eğilimi oldukça fazla. Bu böyle devam edeceği kanısındayım. Eylül ayında yavaş yavaş fabrikalarda stoklarını arttırmaya başlayınca Eylül, Ekim, Kasım gibi arkadaşlar talep tamamıyla sıfır piyasasına doğru gidecek gibi duruyor. Çünkü şu an dediğim gibi B segmenti Corsa'lar, işte Clio'lar arkadaşlar, işte Suzuki'ler, Fiesta'lar ortalama 135 bin lira ile 145 bin bandı arasında gidiyor B segmentleri. Tabii ki motor ve donanım seviyesi olarak da değişkenlik gösterse de bu bantlarda. Zaten Honda arkadaşlar liste fiyatı Mayıs ayında Elegance otomatik paketi 193 bin liraydı. Arabayı almak istediğiniz zaman eski aracınızı sizden alıyordu. 203 bin lira olarak Ağustos'ta arabayı size Temmuz sonu Ağustos başında teslim ediyordu. Şu an yine zam gelmiş arkadaşlar. Yani internetteki liste fiyatlarıyla showroom'a gittiğiniz zaman liste fiyatları bir değil. Bunu unutmayın. İşte ben giderim showroom'dan arabayı alırım. Öyle bir şey yok. Öyle bir hayale kapılmayın. Şu an Honda 197 bin liraya çıkarmış. Büyük bir ihtimalle geçen 204 bin liraya yaptığı fiyatı da ortalama 206-207 bin bandına çıkarmış diye düşünüyorum arkadaşlar ki en sonunda duyumumuz öyle. Yani işin özeti yine Temmuz ayı itibariyle aynı geçen aylarda tıpkı Haziran ayında olduğu gibi arkadaşlar yaklaşık 2000 lirayla 10 bin lira arasında yine sıfır otomobil fiyatlarına zam geldi. Bu tabii ki fırsatçıların, spotçıların eline, ekmeğine yağ sürdü mü bence yine sürüyor. Daha önce ellerindeki aldıkları arabaları şu an ilanlarda görüyorsunuz arkadaşlar. İkinci el arabaları satarken arkadaşlar ilanı 100 bin liradan koyuyor. Bir hafta sonra ilandaki fiyatı 103 bin lira yapıyor. Bir iki gün sonra 107 bin lira. Yani herkes yani arabayı alabilecek mi satabilecek mi yani öyle bir boyut kalmadı. Adam gittikçe fiyat artıyor yani dolar euro gibi arttıkça artıyor yani. Sıfır fiyatlarındaki artış hala devam ediyor arkadaşlar. Yani bu artışın önüne geçilmesi şu an için açıkçası artık biraz zor. Sıfır araçlar piyasada çoğalmaya başlayınca belki bir durgunluk demeyeceğim ama en azından hızı kesilir. Hızı kesilse de bir fiyat düşeceğini zannetmiyorum. Stabil bir seviyede yine devam edecektir. Bunun daha önce örneklerini gördük arkadaşlar. Ancak sıfır otomobillere şu an bir talep söz konusu. Zaten fotoğraflarını da size paylaştım. İmkanı olan arkadaşlar tabii ki bunları değerlendirecekler. Ama şunu hiçbir zaman unutmamak lazım arkadaşlar. Ağustos, Eylül ayı gibi hani piyasa canlanacak diyoruz ya sıfır arabalarda ama unutmayalım. Bu pandeminin ikinci dalga olayı da var arkadaşlar. Şu anda bulunmuş değil. Virüsün seviyeleri gördüğünüz gibi her gün ortalama 1000-1500 arasında ortalama konuşuyorum size. Bir hala bir değişkenlik var. Kış ayları ve sonbahar gelmesiyle birlikte hala aşı yok arkadaşlar. Bu seyirlerin artacağını düşünürsek yine kısıtlamalar olmaya başlarsa bu kredi çekenlerin durumlarını da bir düşünmek lazım. Konut kredileri de aynı şekilde öyle. Yani bunları iyi düşünmek, iyi analiz etmek lazım sevgili dostlar. Bizim nacizane size tavsiyemiz bunları iyi değerlendirin. Ama ancak showroomlarda şu an stokların artması için Eylül ayı arkadaşlar. Her firma hangisi olursa olsun Türkiye pazarında üretim yapanların hepsinin beklediği, öngördüğü tarih Hyundai, Ford, Renault, Toyota arkadaşlar, Honda. Bunlar tamamıyla şu an için iç pazarın Eylül ayı itibariyle yavaş yavaş sıfır araba stoklarının Eylül'ün ikinci haftası itibariyle üçüncü haftasına doğru stokların yavaş yavaş bir artım eğiliminde olacağını gösteriyor. Ancak talep de şu an çok fazla. Hatta Eylül ayındakileri gelecek olanlar bile şu an bile satılıyor olabilir. Bunu da size söylemek istiyorum sevgili dostlar. Yine aynı şekilde piyasanın nabzını tutmaya devam edeceğiz. Merak edilen, aklınıza takılan bir soru olduğunuzda tabii ki bize danışabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda biliyorsunuz zaten danışmanlık hizmetimiz var. Topluluk segmentinde danışmanlık bölümümüzden de bunlara ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. İyi akşamlar.